Merhaba çiçek sever dostlarım, keyifli günler diliyorum. Evinizden sağlık, huzur, bereket hiç eksik olmasın. Keyifli günleriniz olsun. Mersin'den kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Aloe vera çiçeğim çiçekleniyor. Sizinle paylaşmak istedim. Bakın şöyle çubuksu, odunsu böyle bir sap oluyor. Ve buralarda bu tomurcuktan turuncu renginde bir çiçek oluyor yani. Güzel aloe vera, faydalı bir bitki. Evinizde mutlaka barındırın. Yanıklarda, yaralarda çok etkili. Yani ben duyuyordum ama hiç inanmıyordum. Yani denememiştim. İlginç geliyordu. Allah korusun, yanıklara maruz kaldığınız zaman, jelini çıkarttığınız zaman hem acısını alıyor, bir de iyileştirici özelliği var. Zaten televizyonlarda görüyoruz. Saç için bile, hani cilt için bile, her şey için çok yararlı bir bitki. Bizim ülkemizde yetişiyor ama maalesef biz hep başka yerlerden getiriyoruz. Kendimiz değerlendirmeyi bilmiyoruz. Kızım geldi. Mutfak penceremde iki tane farklı cins olan yaprak güzeli var. Maşallah çok güzel ama ben bunlara su vermeyi unutmuşum. Su vereyim. Bir de ama aşırı hava soğuk. Aşırı hava soğuk. O kadar soğuk ki Mersin'de kar yağmaz ama kar, sanki havada kar var. Bunu hissediyoruz. Burası ılıman bir şehir. Karlı alanlarda, kar don olan alanlarda umarım bitkileriniz zarar görmez. Bu da böyle bir hovrita. Bir saksızaydı. Yanında kalp kalbe karşı çiçeği de vardı. Yerleri daraldı. Bunu da buraya bıraktım. Artık güzel bir saksı bulursam ekmeği düşünüyorum. Bir de atlas çiçeğim sürgün veriyor. Mine ablamın yolladığı atlas. Bakın dipten. Bu da yine tesbih çiçeğinin yanında. Kuşlar geliyor, ısırıyor. Yani ne bileyim. O da şöyle aşağıya sarkı. Bu da bir kaktüs. Bende bundan bir tane daha vardı. Ama un biti oldu. Hiç barındırmadım valla. Hemen attım. Ne yapayım? Elimde ilaç yoktu. Ben de en iyisi daha fazla bitkilerime ulaşmadan ben yok edeyim diye düşündüm. Bu da prenses çamı. Bu da çok güzel yavru vermiş. Bunlar da yine Mine ablanın yolladığı sukulentler. Bakın buradan en iyi yavru vermiş. Buna da kivi sukulenti mi diyorlar? Renk alan bir sukulent farklı. Bu da farklı. Bunlar da panda sukulenti diyorlar. Bu da farklı. Bende olmayan türlerden. Bu da süt ağacı kaktüsü. Çayı çok seviyormuş. Dikenli çitos kaktüsü mü diyorlar? Artık ne diyorlar? O da çok tehlikeli, dikeni var. Şu yanda bu kaktüsü çok seviyorum. Kellesini aldım. Böyle. Dede kaktüsü diyorlar bunu. Çok sevdiğim bir kaktüs. Üç tane yavru verdi. Sarı kaktüsü de çok seviyorum. Dediğim gibi yer olmadığı için. Burada da bir sukulent. Bu da çok güzel bir sukulent. Susamışlar. Kışın su vermeyin diyorlar. Çok güzel. Bir de bunun siyahlısı var. O da şurada. O da bol yavru vermiş. Yanında hemen liman kaktüsü. Bu çiçeğim de çiçek açmış. Yavru veriyor. Ve kaktüsüm çok tehlikeli olmaya başladın canım benim. Burada da böyle değişik bir kaktüs ve jelibon sukulent dedikleri, bakın yapraktan düşmüş. Yanda mum çiçeği var.
Şöyle de gösterebilirim. Umarım beğenirsiniz. Kışın ortasında açan dikenler tacım. Soğuktan yaprakları hep düştü. Buradan çoğaldı. Ama yazın havalar sıcakken her tarafı yemyeşildi.